Evet, herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Evet, hocamız burada. Çok kısa kendisini tanıtacak. Ardından 30 dakika kadar bir sohbetimiz olacak. 10 dakika, 15 dakikada sorularınızı sorup cevaplarınızı alabilirsiniz. Şimdiden güzel bir sohbet olsun inşallah. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi teala aleyhi mecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lana illa ma fehemtena inneke entel cevadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yafkahu kavli. Muhterem kardeşlerim, Mevla-i Zülcelal ve Kemal Hazretlerine hamd ediyoruz. Bizleri ve kainatı yoktan var eden, ezeli ve ebedi olan, din gününün sahibi, Rahman ve Rahim olan, Rahman ismiyle yeryüzünde yaşayan tüm zihayata, tüm hayat sahibi, tüm canlılara rızık veren, Rahim ismiyle ahirette sadece inananlara rızık verecek olan, her şeye kadir, her şeye gücü yeten Mevla-i Zülcelal'e hamd ediyoruz. Onun Nebi-i Kibriyası, Hatemun Nebiyyin, Peygamberlerin sonuncusu, rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam getiriyoruz. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz bizleri yoktan var eden, ezeli ve ebedi olan Halik-ı Zülcelal, Celal sahibi Allah Celle Celaluhu, İnsanoğlunu yaratmış, öyle murad etmiş. Estaizu billahi bismillah. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى آخر الآية. Rabbimiz Teala Bakara suresinin 30. ayetinde وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, ne zaman ki Rabbin meleklere dedi, İnni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Kalu, melekler dediler ki, Etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima. Ya Rabbi, sen o yeryüzünde yeryüzünü fesada uğratacak, bozacak, yeryüzünde kanlar dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun?
Halbuki ve nahnu nusebbihu bihamdike. Halbuki biz seni tesbih ediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Seni takdis ediyoruz. Yüceltiyoruz. Biz böyle bir görevimiz var. Seni, sana hamd etmek, seni tesbih etmek, seni takdis etmek. Biz varken neden yeryüzünü bozacak, yeryüzünde bozgunluk çıkartacak, kan dökecek bir varlık yaratmak istiyorsun? Diyerek serzenişte bulunuyorlar melekler. Kale Cenab-ı Hak buyurdu ki, İnni hiç şüphesiz ki ben a'lemu daha bilirim. Mâ lâ ta'lemûn. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Diyerek Cenab-ı Hak her şeyin sahibinin kendisi olduğunu, her şeyi en iyi bilenin kendisi olduğunu, kendisi dışındakilerin Cenab-ı Hakk'ın ilmi karşısında ne kadar bilgisiz olduğunu ifade etmiş oluyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Bu ayetler bayağı uzun. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a esmayı öğretiyor. Eşyanın isimlerini öğretiyor. Meleklerle imtihan ediyor. Melekler bilemiyorlar. Ve ne diyorlar? سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederiz. La ilme lena, bizim için bir bilgi yoktur. İlla ancak ma allemtena, bize ne öğrettiysen biz onu biliriz. Biz senin öğrettiğinin dışında hiçbir şeyi bilmeyiz. İnneke entel alimu, inneke entel alimul hakim. Sen en iyi, sen bilensin, pek hikmet sahibi olan sensin diyerek Cenab-ı Hakk'a ne yapıyorlar? Tahmid ediyorlar, tesbih ediyorlar, takdis ediyorlar. Yani Mevla-i Zülcelal öyle murad eylemiş, yeryüzünde bir halife yaratmayı murad ediyor ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yani kendi ahkamını yeryüzünde hakim kılacak, Allah'ın dinini, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara anlatacak ve bunlara göre insanları yönlendirecek, yönetecek bir varlık olarak Allah-u Zülcelal insanı yaratıyor, Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve insanlığın atası Adem Aleyhisselam ve böylece insanlık Adem Aleyhisselam'dan neşet ediyor. İlk insan Adem Aleyhisselam ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam. Ve böylece insanlık ailesi devam ediyor. Bir rivayete göre 224 bin, bir rivayete göre 124 bin peygamber geliyor, görevlerini yapıyor. Ve en son Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber olarak geliyor. Kendisinden önce gönderilen şeriatların hepsini cami, hepsini ihata eden, hepsini kapsayan Kur'an'la gönderiliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte elhamdülillah biz o ahir zaman peygamberinin ümmeti olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. 1400 küsur yıl önce Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Abdullah ile Amine'den doğan, Mekke'de çocukluğunu geçiren, gençliğini geçiren ve kendisine 40 yaşında risalet görevi verilen, peygamberlik görevi verilen, Kur'an'la teyit edilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda görevini tamamlıyor ve Dar-ı Beka'ya irtihal ediyor. Mevla-i Zülcelal Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama bütün peygamberlere, ülül azm peygamberlere verilen mucizelerden en büyüğünü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a veriliyor. Musa Aleyhisselam'a asa mucizesi veriliyor. İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltme, hastaları iyileştirme mucizesi veriliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an mucizesi veriliyor. Cenab-ı Hak
İbrahim suresinin hemen başında Elif Lam Ra. Kitabun enzelnahu ileyke. Ey Habibi Edibi Muhammed'im, kitabun öyle bir kitap ki enzelnahu ileyk, onu biz sana indirdik. Niçin? لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صَرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkartacak, nura çıkartacak, Rablerinin izniyle doğru yola çıkartacak bir kitabı biz sana indirdik, diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Kur'an tüm insanlığı karanlıklardan nura çıkartacak olan, karanlıklardan ışığa, gerçeğe, doğruya, hakikate, kurtuluşa çıkartacak olan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamı, hem lafzen Allah'ın kelamı, hem mana yönüyle Allah'ın kelamı. Onun bir benzerinin hiçbir şekilde yapılamayacağı ki, Kur'an'da üç yerde geçiyor, bütün insanları Cenab-ı Hak, İnsanlara meydan okuyor. Çalışın, edin, birbirinize yardım edin. Cinleri dahi olsa efendim yardımınıza çağırın. Onun bir ayetine benzer bir ayet, onun suresine benzer bir sure ve o kitaba benzer bir kitap getirin bakalım diye meydan okunmasına rağmen hiçbir zaman, hiçbir kimse, hiçbir grup Kur'an'ın bir benzerini, Kur'an'ın surelerinin bir benzerini ne yapamıyorlar? Ortaya koyamıyorlar. Neden? Allah'ın kelamı çünkü. Onun için ehli küfür ne kadar iddia etse bile, ne kadar inkar etse bile Kur'an'ın karşısında hepsinin susmaktan başka çareleri yoktur. Tabii ki cehaletten kaynaklanan bazı ifadeler olabilir ama onlar cahillerin sözleridir, onlara itibar edilmez. Demek ki muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tüm insanlığı gerçeğe, hakikate, ışığa çıkartacak, karanlıklardan nura çıkartacak bir kitabı Kur'an'ı vahiy yoluyla, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, Rüya-i Sadık'a yoluyla ne yapmıştır? Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama vahyetmiştir ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu Kur'an'ı insanlara tebliğ etmiştir ve böylece İslam Mekke-i Mükerreme'de başlamış ve bütün dünyaya yayılmıştır. Elhamdülillah biz de bu dinin mensupları olarak ne kadar şükretsek azdır. Tabii ki Cenab-ı Hak bizden neyi istiyor? Yani neden peygamber gönderiyor? Cenab-ı Hakk'ın insanları en iyi tanıyan Cenab-ı Hak'tır. Çünkü yaratıcı odur. İnsanların kendi başlarına akılları vasıtasıyla, sadece akılla doğruyu, gerçeği yakalama şansı yoktur. Eğer öyle bir şey olsaydı Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesine gerek kalmazdı. İlahi kitapları, efendim, İsa Aleyhisselam'a İncil'i, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı, Davut Aleyhisselam'a Zebur'u ve diğer sahifeleri peygamberlerle insanlara göndermesine gerek kalmazdı. İnsanlar kendi başlarına hakikati bulurlardı ve ona göre yaşarlardı. Cenab-ı Hak böyle bir şeyi mümkün olmayacağını bildiği için ilahi kitaplarla ne yapmıştır? İnsanların nasıl yaşayacaklarını tebliğ etmiştir. Eğer ilahi kitaplar olmasaydı ve hele Kur'an olmasa bütün insanlar benim görüşüm doğrudur diyerek ne yapacaktır? Başkalarına bunu dayatacaktır ve bütün insanlık efendim bir kaos içinde yaşayacaktır. Ve şu anda insanlık eğer böyle bir kaos yaşıyorsa bilesiniz ki Allah'ın ahkamını hayatlarına hakim kılmadıklarından dolayı yaşadıkları sisteme Allah'ın ahkamını ikame etmediklerinden dolayı böyle büyük bir kaos yaşıyor bugün dünya. İşte savaşlar, efendim işte insanların düştüğü haller, bütün yanlışlıklar aslında bundan kaynaklanıyor. Bir anlasalar, bir bilseler, Kur'an'daki efendim ilahi hükümlerin
ne kadar insanlar için olduğunu, insanların hem dünyada bu ahkama, bu hükümlere tabi olmak suretiyle ne kadar güzel, düzgün yaşayacaklarına bir kani olsalar, dünya güllük, gülistanlık olacaktır hiç şüphesiz. Ama tabii ki adetullah meydana gelecektir. İnananlar olacaktır, inanmayanlar olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak cenneti de yaratmıştır, cehennemi de yaratmıştır. Cenab-ı Hak şeytanı yaratmıştır. Malum şeytan Adem'e secde etmemiştir aleyhisselama. Asi olmuştur, tard edilmiştir, kovulmuştur, lanetlenmiştir. Şeytan da Cenab-ı Hak'tan müsaade istemiştir kıyamete kadar. Belli bir vakte kadar ona müsaade et, onların altından, üstünden, yanından, sağından, solundan gireyim, onları yoldan çıkartayım diye müsaade istemiştir. Cenab-ı Hak da hikmetinden sual olmaz. O yetkiyi şeytana vermiştir. Yani şeytan görevini ta Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamıştır yapmaya, değil mi? Yasak meyveyi yedirmiştir Adem Aleyhisselam'la Havva validemize ve her ikisini cennetten kovulmasına sebep olmuştur şeytan aleyhillâne. O günden bugüne şeytan görevini yapmaktadır. Yapmaya devam edecektir. Kıyamete kadar yapmaya devam edecektir. Bu imtihandır. Cenab-ı Hak insanları imtihan için yeryüzüne yollamıştır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak ona kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah-u Zülcelal. Bizim işimiz, görevimiz Allah'a kulluk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır, Cenab-ı Hakk'ı bilmektir, ona iman etmektir. İman edilmesi gerekenlere iman etmektir. Hem tafsili hem efendim toptan iman etmektir, hem teker teker peyderpey iman etmektir. İcmali iman, tafsili iman, bunları yapmamız lazımdır ki ebedi hayatı kazanabilirim. Ebedi hayatı kazanmak Allah'a kul olmaktan geçiyor. Dünya mezraatül ahire, dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersek onu biçeceğiz. Eğer bu dünyada Allah'ın gönderdiği Kur'an'a, onun gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme İman ederek Allah'ın ahkamını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirirsek, yani Kur'an ve sünnete uygun yaşarsak ebedi hayatımızı kazanmış oluruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde bunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Ne demiştir? Veda hutbesinde "Taraktu fikum emrayn." Size iki şey bıraktım. "İza temessektum bihima." Bu iki şeye temessük ettiğiniz takdirde, yapıştığınız takdirde, bu iki şeyi hayatınızı hakim kıldığınız takdirde len tadillu ebede, ebediyen dalalete düşmezsiniz, sapıklığa düşmezsiniz. Yani cenneti kazanırsınız, Allah'ın rızasını kazanırsınız. Nedir bunlar? Kitaballah, Allah'ın kitabı Kur'an birincisi. İkincisi ve sünnete rasulihi ve onun rasulünün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Demek ki Kur'an ve sünnete uygun yaşarsak, yaşayışımızı Kur'an ve sünnete uydurursak, Cenab-ı Hakk'ın bizi niçin yarattığının idrakine varmış oluruz ve bu idrak içerisinde ebedi hayatı da kazanmış oluruz. Yani muhterem kardeşlerim, her şeyden önce mümin olmak, değil mi? Mümin olmamız gerekiyor, inanmamız gerekiyor. İnanmak her şeyin başı. Yani biz İslam dairesine, İslam'a inanmakla girmiş oluyoruz. Bu itibarla efendim Mü'minun suresinde Cenab-ı Hak Bismillah kad eflehal mü'minun. Müminler kurtuluşa ermişlerdir diyor. Kad eflehal mü'minun. Müminler kurtuluşa, saadete ermişlerdir. Peki kimdir bu müminler diye bir suale soracak olursak hemen cevabı devamında geliyor zaten ikinci ayette. اَلَّذ۪ينَ o müminler hum fi صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ namazı dosdoğru kılanlardır. Yani mümin olmanın tabii ki ilk şartı inanmaktır. Mümin inanan demektir. Yani Allah'ın indirdiklerine inanan demektir mümin. Ama tabii ki sadece inandım demekle iş hallolmuyor. Tabii ki inandım demekle bir insan İslam dairesine girmiş oluyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dediğiniz anda artık siz müminsiniz. Bu ifadeyi ağzınıza söyleyip de kalbinize tasdik ettiğiniz anda hemen ölseniz siz cennetliksiniz. Çünkü artık yani amel etmeye fırsatınız daha olmamıştır. Yani Allah'a ve onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek efendim bu ilk şart. Fakat bununla kalmıyor. Cenab-ı Hak diyor ki ey kulum elbette siz bana iman edeceksiniz. Benim gönderdiklerime iman edeceksiniz. Kur'an'a iman edeceksiniz. Benim gönderdiğim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceksiniz. Tabii ki bizim ehli sünnet akidesinde imanda Allah'ın gönderdiği Kur'an'a sadece Kur'an'a değil. İsa aleyhisselama gönderilen efendim İncil'e, Musa aleyhisselama gönderilen Tevrat'a, efendim Zebur'a, Davut aleyhisselama gönderilen Zebur'a da iman etmemiz lazım. Yani iman noktasında iman etmemiz lazım. Efendim ve diğer peygamberlere gönderilen sahifelere de iman etmemiz lazım. Çünkü onlar da Allah'ın kelamıdır. Fakat Kur'an bütün bunların hepsini en son gönderilen kitap olarak mecmudur, içine almıştır. Hepsi Kur'an'da mevcuttur. Onun için bir insan, efendim ben İncil'e iman ediyorum, Kur'an'a iman etmiyorum derse kafir olur. Efendim ben Kur'an'ın dışındakilerin hepsini kabul ediyorum ama Kur'an'a iman etmiyorum, Kur'an'ı kabul etmiyorum derse kafir olur. Ben Kur'an'ı kabul ediyorum ama İncil diye bir kitaba kabul etmiyorum. Öyle bir kitap efendim ilahi değildir, Allah'ın kelamı değildir diye yine kafir olur. Çünkü iman tecezzi kabul etmez, cüz kabul etmez, parça kabul etmez. Bir bütündür. Biz âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi, değil mi? Allah'ın kitaplarına da biz iman ederiz. Meleklerine iman ederiz. Allah'a iman ederiz. Bütün peygamberlerine iman ederiz. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyoruz en son peygamber olarak. Ama ondan önce gönderilen peygamberlere de iman ediyoruz. Ama burada Hristiyanlar ne diyorlar? Biz İsa'ya iman ediyoruz ama Muhammed'e iman etmiyoruz. Onlar kafirdir. Yani İslam'a göre ehli kitaptır ama kafirdirler. Efendim, bir Yahudi ben Musa aleyhisselama iman ediyorum ama İsa aleyhisselama iman etmiyorum derse kafir olur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiyorum derse yine kafir olur. Yani tecezzi kabul etmez iman. İman bir bütündür, parça kabul etmez. Onun için biz Allah'ın bütün kitaplarına iman ediyoruz. Ama en son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ne diyor Cenab-ı Hak? El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum islame dine. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size İslam'ı din olarak seçtim diyor Allah-u Zülcelal. Bu dini bize seçen Allah, seçen Allah'tır. Kur'an'ı gönderen Allah'tır. Muhammed Mustafa'yı gönderen Allah'tır. Diğer kitapları gönderen Allah'tır. Diğer peygamberleri gönderen Allah'tır. Biz bunların hepsine ne yapıyoruz? İman ediyoruz. İşte böyle bir iman ederse kişi kad eflehel müminun, felaha ermiştir, kurtuluşa ermiştir, paçayı yırtmıştır, kurtarmıştır. Ama kafi değil diyor Cenab-ı Hak. Bu imanla İslam dairesine giriyorsunuz ama bir de ameli salih var. Hani Asr suresini okuyoruz ya, vel asr innel insane lefî husr, asra yemin olsun ki insanlar zarardadırlar illellezîne âmenû, ancak iman edenler müstesna. İllellezîne âmenû ve amilus salihati, ve salih amel işleyenler müstesna. Hakkı tavsiye edenler, sabır tavsiye edenler. Efendim müstesnadır diyor Cenab-ı Hak. Demek ki kurtuluşa ermemiz için, hasirundan olmamamız için, zarar çekenlerden olmamamız için Cenab-ı Hakk'ın asla yemin ederek ifade etmiş olduğu gibi biz kuvvetli bir iman ile iman edeceğiz. Şeksiz ve şüphesiz, kendisinde hiç şüphe olmayan bir şekilde iman edeceğiz ve salih amel işleyeceğiz. Yani bütün Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde efendim bize tavsiye edilen yapmamızın istenildiği bütün amelleri ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Nedir bunlar? Hani edille-i şer'iye, efendim kitap, sünnet, icma, kıyas. Ayrıca bizim
efendim uymamız gereken kurallar nedir? Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, efendim haram, mekruh. Farz olan şey Allah'ın emirlerini Kur'an'da bize kesin olarak emrettiği şeyi ne yapacağız? Biz mutlaka yerine getireceğiz. Zanni de olsa vaciptir, yerine getireceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Müekked sünnetini, hatta imkanı varsa gayri müekked sünnetini de yerine getireceğiz. Mütevatir sünnetleri var Peygamberimizin ki inkarı küfürdür. Onları da yerine getireceğiz. Onun için ellezine o müminler kimlerdir? Hum onlar fi salatihim haşiun. Namazı huşu içinde kılanlardır diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bizim imandan sonra yapmamız gereken, kurtuluşa eren mümin olabilmemiz için yapmamız gereken şey namazı huşu içinde kılmaktır. Bak, namazı kılmaktır demiyor Cenab-ı Hak burada. Yani namazın efendim sıfatını da ekliyor. Huşu içinde kılınan namaz. Yani Allah için, Allah rızası için tadili erkanına riayet ederek, bakın tadili erkan, ya bir namazın kılınmasında dikkat etmemiz gereken şeyler, yani kıyam, kıraat, rükû, sücud, secde-i ahire, teşebbüs, miktar, oturmak, yani namazın içindeki farzlarını yerine getirmek nedir? Tadili erkandır. Bunları da yerine getirmemiz lazım ki birçok mezhepte farzdır. Bizim Hanefi mezhebinde vaciptir. Farz diyenler de vardır. Böyle namazı böyle hemen çabuk çabuk şipşak değil. Kıraatiyle, efendim kıyamıyla, rükûyla, sücuduyla efendim namazı düzgün kılmak. Yani Peygamberimiz diyor sallu kema raeytumuni usalli. Ben diyor nasıl namaz kılıyorsam siz de benim namaz kıldığım gibi namaz kılın diyor. Peygamber nasıl namaz kılıyor? Tadil erkanına riayet ederek. Bir gün bir efendim sahabi geliyor mescide. Namaz kılıyor. Peygamberimiz haber yolluyor. Diyor ki söyleyin onun namazı iade etsin diyor. Söylüyorlar tekrar kılıyor. Yine Peygamberimiz söyleyin diyor, namazı iade etsin tekrar kılsın. Üçüncü seferde aynı şekilde yapınca yanına çağırıyor o sahabiyi. Hani sahabe ne demek? Hayatında iman etmiş bir şekilde peygamberi gören kişiye sahabi diyoruz. Peygamberimizin arkadaşlarından. Bak diyor ben bir namaz kılayım. Sen de diyor ona bakarak namaz kıl diyor. Peygamberimiz ona nasıl namaz kılınacağını öğretiyor ve ona göre onun kılmasını sağlıyor. Yani tadil erkan namazın olmazsa olmazıdır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet, demek ki kurtuluşa ermemiz için namazı huşu içinde kılmamız lazım. Tadili erkanına riayet ederek Allah'ın huzurunda olduğumuzun idrakinde kılmamız lazım. Yani öyle bir zatın huzurunda efendim ayakta duruyoruz, efendim niyet ediyoruz, tekbir alıyoruz, bu ibadeti yerine getiriyoruz ki Es-salatu imadü'd-din diyor Peygamberimiz. Namaz dinin direğidir. Hemen ikameha, kim onu ikame ederse, dosdoğru kılarsa, tadili erkanına uyarak kılarsa, fakat ikame'd-din dini ayakta tutmuş olur. Ve men terakeha, kim terk ederse, fakat hedeme'd-din dinin direğini yıkmış olur diyor yani. O kadar önemli. Evvelü ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyameti. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey nedir? As-salatu namazdır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için yani bu namaz meselesine çok ehemmiyet verelim. İnşallah daha sonraki dönemlerde sırf namaz konusunda böyle birkaç sohbet yaparız inşallah. Bir değil, iki değil, üç değil. Çünkü çok geniş bir alan namaz meselesi. Ama burada söyleyeceğimiz gerçek manada mümin olabilmemiz için ve kurtuluşa erebilmemiz için namazı tadil erkanına uygun kılmamız lazım. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ İkincisi, lağviyattan, lüzumsuz konuşmaktan, gereksiz laftan, lafı güzaftan ictinab etmektir. Kaçınmaktır diyor Cenab-ı Hak. Gerçek mümin olabilmek için. وَالَّذِينَ onlar, o müminler هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ Lağviyattan yüz çevirirler. Bizimle efendim böyle bize Allah'ı unutturacak, bize ahireti unutturacak efendim, bize böyle yani lüzumsuz konuşmak yani. Maalesef bugün insanlarımızın efendim çoğunluğu böyle bu lüzumsuz konuşma konusunda maalesef bunun içinde düşmüşüz
bir türlü de çıkamıyoruz. Yani sabahtan akşama kadar konuştuklarımızı böyle bir toplasanız ne kadarı ele avuca sığar onu herkes kendisi düşünsün. Yani lüzumsuz konuşmaktan efendim Allah'a sığınmak lazım, irad etmek lazım, bundan kaçınmak lazım. Evet, vaktimiz herhalde yarım saat dedi Elif Hanım. Yarım saat oldu ama hemen birkaç maddeyle daha bunu devam ettirelim. Bu konuyu bitirelim inşallah. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الزَّكَاتِ فَاِلُونَ Gerçek mümin olabilmenin diğer bir şartı da zekatı vermektir. Eğer zenginseniz, havacı asliyenizin dışında, asli ihtiyaçlarınızın dışında nisap miktarı mala sahipseniz, ki bu da ayrı böyle müstakil bir vaaz konusudur, sohbet konusudur, onu zamanı geldiğinde açıklarız, mutlaka zekatınızı vereceksiniz. Çünkü zekat malı temizler. Vermezseniz o malı kirletir, kirli hale getirir. Ne o kişiye faydası olur, ne o topluma faydası olur. Mutlaka malın zekatının verilmesi lazım. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ O gerçek müminler namuslarını koruyan insanlardır. Harama uçkur çözmeyen insanlardır. Bu da çok önemli. Hem erkek için hem kadın için. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَ مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Tabii ki eşlerinizle beraber olmanız helaldir. Veyahut da elinizin altında bulunan köleleriniz ki şu anda zaten o kölelik müessesesi yok. Efendim böyle olursa diyor gayru melumin kınanmazsınız diyor Allah-u Zülcelal. Yani helal yoldan. فَمَنْ اِبْتَغَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَكُمُ الْعَادُونَ Bunun dışında herhangi bir şeye girişirseniz o zaman diyor yoldan çıkmış olursunuz diyor. Benim yolumdan çıkmış olursunuz diyor. Yani bak ikaz ediyor. Diğer bir madde وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar emanete riayet edenlerdir. Sözlerini yerine getirenlerdir diyor Cenab-ı Hak. Demek ki mümin olmanın diğer bir şartı da emaneti yerine getirmektir. Allah'ın bize vermiş olduğu bu vücut emanetimizi onun yolunda kullanmamız lazım. Namazla, oruçla, hacla, zekatla, haramlardan kaçınmak suretiyle, helalleri yerine getirmek suretiyle, farzı, vacibi, sünneti yerine getirmek suretiyle bu vücut emanetini ne yapacağız? Doğru kullanacağız. Veya birinin bize vermiş olduğu bir emanete ihanet etmeyeceğiz. Evet efendim, yani fıkhi olarak da emanet bahsi vardır, müstakil bir bahistir. Emanete ihanet etmeyeceğiz ve sözümüzü yerine getireceğiz. En büyük söz, Cenab-ı Hak ne dedi ruhlar aleminde? Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediğinde kalu, dediler ki bela, elbette ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. İşte biz orada bela dedik, söz verdik. O halde bu sözümüzü yerine getirmemiz lazım. Eğer bu sözümüzü yerine getirmezsek, biz sözünü yerine getirmeyen bir kişi olarak kurtuluş ehli olamıyoruz. Mutlaka sözümüzü yerine getireceğiz. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى الصَّلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ İşte son madde olarak tekrar Cenab-ı Hak namaza dönüyor. Onlar diyor o kurtuluşa eren müminler, namazı muhafaza edenlerdir diyor. Yani 5 vakit namazı kılanlardır. Birinci madde haşiyondu, tadili erkan üzere kılmak dedi Cenab-ı Hak. En son olarak da yine namaza döndü. Onlar 5 vakit namazı kılanlardır o kurtuluşa eren müminler diyerek namazın ne kadar ehemmiyetli olduğunu böylece ifade ediyor Allah-u Zülcelal. Ulaike onlar humul varisun. Onlar varis olanlardır. Nereye varis olanlar? اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ Onlar Firdevs cennetlerine varis olanlardır. Yani bu sayılan maddelerini yerine getirmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a imanını efendim te'kid eden, ortaya koyan, Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getiren, sözüne duran, Kur'an'a uygun amel eden, peygamberin sünnetine uygun yaşayan insan Firdevs cennetlerinin varisidir ki هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Cenab-ı Hak Firdevs cennetlerine varis olanlardan eylesin bizi inşallah. Yani çok önemli bir şey. Hemen yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Dünya hayatı boş sevgili kardeşlerim. İ'lemu biliniz ki diyor Cenab-ı Hak ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun. Dünya hayatı oyun ve eğlencedir diyor. Ve zinetün süstür ve tefahurun beynekum aranızda bir övünç vesilesidir.
Ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd. Malca ve evlâdça bir artıştır. Cenab-ı Hak dünyayı ne güzel tarif ediyor değil mi? Kemeseli gâysin a'cebel küffâra nebâtuhu. Bu diyor bol bir yağmura benzer diyor. Yağmur yağdığı zaman diyor çiftçi sevinir diyor. A'cebel küffâra nebâtuhu. Yağmur sayesinde nebat yeryüzünden fışkıracak. Buğday, arpa ne ektiyse fışkıracak. Fakat diyor efendim ثُمَّ يَه۪يجُ وَتَرَاهُ مُصْفَرَّ. Sonra diyor kurur ve sapsarı oluverir diyor. Ya öyle, yani yerden çıktığıyla kalmıyor yeşillik. Sararıyor efendim. Sararırsa efendim ثُمَّ يَكُونُ هُتَامَ. Sonra çerçöp olur diyor. Çerçöp olur diyor. Dünyayı böyle tarif ediyor Cenab-ı Hak. وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Ahirette şiddet bir azap vardır. Ya yani bu dünya hayatına aldanırsanız, Allah'ı terk ederseniz, peygamberi terk ederseniz, Kur'an'ı terk ederseniz, İslam'a uygun yaşamazsanız, namazı terk ederseniz ve diğer salih amelleri terk ederseniz, o zaman ahirette çok büyük bir azap sizi bekliyor diyor. Ve mağfiretu minallahi ve rıdven. Ayrıca diyor, uygun yaşarsanız, İslam'a uygun yaşarsanız, Allah'ın rızası vardır, rıdvanı vardır diyor sizin üzerinizde. Efendim, وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَى مَتَعُ الْغُرُورِ. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir geçinmedir diyor Cenab-ı Hak. Bizim dikkatimizi çekiyor. Yani dünyayı aldanmayalım. Allah'ın kulu olduğumuzun idrakinde, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuzun idrakinde, Allah'ın emirleri istikametinde, Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünneti istikametinde hayatımızı tanzim edelim. Bu şekilde yaşayalım ki ebedi hayatı elde etmiş olalım. O ebedi hayatta Cenab-ı Hakk'ın cennetlerine varis olalım. Firdevs cennetlerine, cennetine varis olalım. Cenab-ı Hak bizleri kendisine kul habibine ümmet, habibine ümmet eylesin inşallah. Bu hayatı en güzel şekilde geçirmek suretiyle o ebedi hayatta onun Livaul Hamd isimli sancağının altında bizi cem eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da şefaatine bizleri nail eylesin inşallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Evet. Arkadaşlar hocamıza sorularımız var mı? Şöyle bir bakıyorum. El kaldırabilirsiniz. Mahmut Bey buyurun isterseniz sizler bir selam verebilirsiniz. Allah razı olsun Sevzi Hocam. Eyvallah. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olur inşallah. İstifade ettik inşallah. Arkadaşlarımız da istifade etmişlerdir. İnşallah inşallah. Sorusu olan varsa tabii seni yakalamışken sormalarında fayda vardır. Tabii öyle birkaç soru alabiliriz yani. Fazla evet. Sıkmadan. İnşallah, inşallah. Eyvallah Mahmut'cum, eyvallah, Allah razı olsun. Bizim öğrencilerimiz çok utangaçlar, o yüzden pek soru sormuyorlar Zoom görüşmelerinde. O zaman şöyle yapacaklar, mutlaka yaşamış oldukları hayatta sorulması gereken soruları böyle bir yere kaydederler. Bir defter, akıl defteri olur genelde insanların. Akıllarını kurcalayan, herhangi bir meseleye veya bir başkasının sormuş olduğu sorulardan efendim hareketle birkaç soru dağarcıklarına bulunsun yani. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Her şeyin cevabını bilmemiz de mümkün değil. Cenab-ı Hak diyor, فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız diyor, ehline sorun diyor. Efendim. Teşekkürlerini sunuyorlar hocam sizlere. Eyvallah, arkadaşlar, eyvallah. Hocamız İnşallah aynı zamanda bizim istişare kurulumuzda ve yönetim kurulumuzda mevcut. Eğer hocamızla yüz yüze tanışmak isterseniz de inşallah sizlerle bir gün ayarlayabiliriz. Vakfımızın genel merkezinde diyelim. Eyvallah, zaten vakıfta Mahmut Bey'le beraberiz inşallah efendim. Yönetiminde bir toplantıda bir araya gelebiliriz inşallah yani. Sorularını orada da bir sorumuz varmış. Evet. Melekler Atikullah soruyor. Atikullah bir ilahiyat öğrencisi. Evet. Melekler insanoğlunun yaratılmadan günah işleyeceğini ve kan dökeceklerini nereden bilebilir hocam? Evet. Cenab-ı Hak bildirirse bilir. Yani
Cenab-ı Hak ne diyorlar? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Bakın bu ayet kesin. Ya Rabbi diyorlar, seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederiz. Subhaneke demek o. La ilme lena, bizim için hiçbir bilgi yoktur diyorlar. Hiçbir bilgi. İlla ancak ma o şey vardı ki allamtana, sen bize ne öğrettiysen onu biliriz biz diyorlar. İnneke entel alimul hakim. Sen en iyi bilen sensin, hikmet sahibi olan sensin. Yani her şeyin en derin manasını, malumatını bilen sensin. Biz bilemeyiz diyorlar. Demek ki Cenab-ı Hak efendim böyle bir melekler böyle bir sual soracağını öğretti Allah-u Zülcelal. Yani meleklere bunu sordu. Çünkü orada şeytan da cin taifesinden, melek değildir şeytan, cin taifesindendir. Efendim Cenab-ı Hak mutlaka Cenab-ı Hak'ın ilminde var da şeytanın itiraz edeceği. Yani meleklerin de böyle bir soru soracağı Cenab-ı Hak'ın ilminde vardı. Bunu da öğreten Allah'tır Celle Celaluhu. Efendim yani Cenab-ı Hak'ın ilminin dışında dediğimiz zaman zaten Cenab-ı Hakk'ı cehaletle tavsif etmiş oluruz ki bu küfürdür yani. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın ilminde vardır. Yani hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala diyoruz değil mi? Hayır ve şer Allah'tandır. Yani kişinin yaptığı kötülüğü de Allah biliyor. İyiliği de Allah biliyor. İyiliği de yaratan Allah'tır, kötülüğü de yaratan Allah'tır. Ama kul bunu iradesiyle yapar sorumlu olabilmesi için. Dolayısıyla meleklerin böyle bir bilgi sahibi olması Cenab-ı Hakk'ın kendilerine öğrettiği şeylerden bir tanesidir yani bu. Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur Atikullah. Yani bu bir kelami meseledir. Yani bu efendim ilmi kelamda bu tür münakaşalar, tartışmalar her zaman olmuştur. Efendim işte biliyor mu, bilmiyor mu, şu oluyor, bu oluyor vesaire oluyor. Ama genelde ehl-i sünnet akidesinde bilginin kaynağı Allah'tır Celle Celaluhu. Yani kişinin bildiği her şey iyi de olsa, kötü de olsa hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcuttur yani. Evet arkadaşlar, evet. Başka sorumuz yoksa kapatalım. Bu görüşmemiz, bu sohbetimiz YouTube kanalına alınacak. Evet. Buyurun Mahmut Bey. Yazılı olarak da soru yok galiba değil mi? Sen takip ediyorsun. Yazılı olarak okudum az önce ben. Yok, herkes teşekkür etmiş. Tamam, yani bunu şey olarak söyleyelim. Bu tür şeylerde ilan edilirken, sohbet ilan edilirken herkes, hatta söyleyin herkes birkaç soru hazırlasın efendim. Bu soruları sen alırsın içlerinden sorulmaya değer işte 100 tane soru olur da saati de nazara itibar almak suretiyle bunların içinden hepsini cami, hepsini ihata edecek 3 tane, 5 tane, 10 tane soru sorulur ve bunlarla cevap verilmiş olur. Evet. Tamam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Hocam ağzına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta sonları cümlemize inşallah.